Arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hoş geldin. AYT 2023 kampında limit sürekliliğin medium testindeyiz. Medium testin hatta ikincisindeyiz arkadaşlar. Bu videodan sonra, bu testten sonra da large testlerin çözümlerini yapacağız. Kırmızı testimizin çözümlerini yapacağız. Ve artık limite noktayı koyacağız. Yani bu sondan ikinci video. Umarım kamp senin için iyi gidiyordur. Tabii kampın sonlarına doğru yaklaştıkça her kampta olduğu gibi izlenmeler iyice ama iyice düşmeye başlıyor. Ama daha sonrasında buralar yeşillenecek, ben iyi biliyorum. Çünkü hep böyle oluyor. Geçmiş yıllarda da, geçen sene, ondan önceki sene hep bu şekilde oldu arkadaşlar. Tabii yavaş yavaş millet ışığa doğru gelmeye başlıyor sevgili arkadaşlar. Yani sen şu an bu videoyu izliyorsan, bu testi çözdüysen kendini inanılmaz derecede şanslı hissedebilirsin diyelim. Ve tabii yeni izleyenler varsa aramızda hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olursanız ve videoyu da beğenebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi dilerseniz geçelim, hadi hep beraber testimizin çözümüne. Evet, şimdi ilk sorumuzu çözeceğiz. Tabii daha rahat gör diye de şöyle yaklaştırabiliriz. Hazırız. İlk sorumuz. X kare eksi 36 bölü mutlak değer x eksi 6. X'ler 7'den küçükken bunu kullanacakmışız. Ve 3x artı 3 bölü m eksi 2. X'ler 7'den büyük veya eşitken de bunu kullanacağız. 6'nın solundaki ve 7'nin sağındaki limit değerlerinin birbirine eşit olduğu bilgisini vermiş bize. M değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi 6'nın sol tarafı. 6'nın sol tarafı 6'dan da küçük. Şimdi kritik noktalara bakıyorsun. 7 zaten. O zaman ben 6'nın soluna nerede bakarım? Şurada bakarım. 6'nın solu için ben şunu kullanacakmışım. O halde arkadaşlar üst tarafı x eksi 6 çarpı x artı 6 diye çarpanlarını ayırırsanız. Ve alt kısımda da bak x eksi 6'nın mutlak değeri var. Şimdi x'lerin sen 6'dan küçük olduğunu biliyorsun. 6'dan küçük bir sayıdan 6'yı çıkarırsan negatif bir sonuç elde edersin. Mutlak değerin içerisi negatif olduğu için dışarı eksiyle çarpılarak çıkar. Yani 6 eksi x diye çıkar. Ve sen burada x eksi 6 ile 6 eksi x'i sadeleştirip bunlar birbirinin eksilisi olduğu için eksi 1 çarpan elde edersin bir tane. Ve artık gönül rahatlığıyla buradaki 6'yı burada yerine yazabilirsin. 6 artı 6 12, bir de eksi 1 ile çarparsan eksi 12 geldi bak. Yani şurası eksi 12'ymiş. Ve bu limit değeri sağdakinin limitine eşitmiş. Yani 7'nin sağ tarafı. 7'nin sağ tarafı neresi? Şurası. 7'nin sağ tarafı için 7'yi nerede yerine yazacakmışız arkadaşlar? İşte burada. Hadi yazalım. 3 kere 7. 21. 3 ekledim. 24. Bölü m eksi 2. Bu da eksi 12'yi verecekmiş bize. Yani gençler, burada artık şunu anlıyoruz ki alt tarafın eksi 2 olması gerekiyor. 24 bölü eksi 2'den eksi 12 gelsin. Demek ki m eksi 2. Eksi 2 ise arkadaşlar m kaçmış? 0'ın ta kendisiymiş. Yani cevabımız d şıkkında verilmiş diyeceğiz. Geçtim 2'ye. Sorumuz bu. Demiş ki soruda bize, aşağıda f fonksiyonunun grafiğini ben sana verdim. Fonksiyonun limitinin olmadığı apsislerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın eksi 2 noktasında limit var. 4 eksi 4'te limit var. Daha sonrasında ilk defa sol taraftan sağ tarafa doğru gelirken nerede limit yok arkadaşlar? Bakın 1 noktasında limit yok. Çünkü arkadaşlar sol limit 3'e gitmiş, sağ limit 4'e gitmiş. Aradaki tüm noktalarda 2'de 3'te limit var. Ama 4'te limit yok arkadaşlar. 4'ün sol limiti 5'e gitmiş, sağ limiti 3'e gitmiş. Dolayısıyla burada da limit yoktur diyeceğiz. Geri kalan tüm noktalarda limit var. Yani arkadaşlar 1 ile 4'ün toplamı sorulmuş bize. Doğru cevabımız 5 olacaktı. Geçtim 3'e. M ve N gerçel sayılar olmak üzere. Eksi 3 artı kök içinde MX artı 4 bölü X eksi 1 eşittir neymiş? M bölü N oranı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu kısımda şunu biraz düzenlerseniz. Hani birini sağdakini sola, soldakini sağ alalım. MX artı 4. Ve sevgili arkadaşlarım 4'ü yazamadık. Şöyle yazalım. Ve eksi 3 diyelim, tamam mı? Burada biliyorsunuz ki köklü ifadelerde 0 bölü 0 belirsizliği geliyorsa ki demek ki 0 bölü 0 belirsizliği gelecek. Çünkü 1'i aşağıda yerine yazdığınız zaman 0 geliyor. Üst tarafında 0 olması gerekiyor. O zaman ben m'yi gönül rahatlığıyla bulurum bak. Yazalım, x gördüğümüz yere 1'i yazalım. M artı 4 ve eksi 3 eşittir bize 0'ı verecek ki 0 bölü 0 belirsizliği oluşsun. Burada kök içinde m artı 4 demek ki kaçmış arkadaşların? 3'ün ta kendisiymiş. Demek ki m burada kaç olacak? 5 olacak ki kök 9'dan 3 gelsin. M 5'miş. Yani şurası 5. Şimdi gelin n'yi bulmaya geçelim. Öncelikle üst taraf artık mx artı 4 değil, 5x artı 4 olacak. Şurayı şöyle yazalım. Alt tarafta ise x eksi 1'imiz var. Ben bunun limit değerini bulabilmek için, yani 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtarabilmek için ne yapacağım? Bu kesri
Üsttekinin eşleniğiyle genişleteceğim. 5x artı 4 artı 3 ile genişleteceğim arkadaşlar. Üst taraf bakın ne gelecek. Şunun karesi 5x artı 4. Ve 3'ün karesi eksi 9 dedim. Bölü alt kısımda ise x eksi 1 çarpı. Parantez içine açtığım 5x artı 4 ve artı 3'ümüz oluştu. Pekala, üst tarafa bakacak olursa, bak şurayı sileceğim şimdi. 5x artı 4 eksi 9'dan 5x eksi 5 gelir. 5x eksi 5 gelir. Sen bu 5x eksi 5'i de tabii ki 5 parantezine alıp şu şekilde x eksi 1 biçimde yazabilirsin. Böylelikle x eksi 1'lere bay bay diyeceğiz. Elimize sadece 5 bölü karekök içerisinde 5x artı 4 artı 3 kaldı. N'yi bulabilmek için şimdi 1'i yerine yazacağım. Üst taraf 5, etkileyen bir şey yok. Burada yerine yazarsanız da 3 artı 3'ten 6 gelir. 5 bölü 6 eşittir kaçmış? N. Şimdi ben M'yi 5 buldum. 5 bölü. N'yi de 5 bölü 6 buldum. Bunu buna oranlarsanız doğru cevabın 6 geldiğini görürsünüz. M bölü N kaçmış arkadaşlar? D şıkkındaki 6'ymış. Geçiyoruz 4. sorumuza. Sağ üst tarafta. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Grafiğimiz bu. Buna göre x'ler eksi 5'in sol tarafına giderken f içinde fx. Yani arkadaşlar bizden ne isteniyor? F'in içerisinde eksi 5'in solu isteniyor. Öncelikle benim içerideki eksi 5'in sol tarafının nereye gittiğini bulmam gerekiyor. Eksi 5 nerede arkadaşlarım? Bakın burada. Şimdi eksi 5'in sol tarafı için şöyle yaptım. Ve nereye gidiyor arkadaşlarım bu? 3'ün biraz altına, yani 3'ün sol tarafına gidiyor. Şu kısım 3'ün sol tarafıymış. Bileşke fonksiyonlarda hatırlarsan sonucun da sağ mı sol mu nereye gittiği çok önemliydi. Sağ sol muhabbetine çok dikkat ediyordun bileşke fonksiyonlarda. Şimdi neyi bulmamız gerekiyor bizim? F 3'ün solunu bulmamız gerekiyor. 3'ün solu bakın burada. Ve nereye yaklaşıyor arkadaşlarım? Çıktık yukarı, çarptık, döndük. 2'nin sağ tarafına yaklaşıyor. 2'den biraz büyük ama artık bittiği için, yani başka f kalmadığı için direkt sen buna 2 diyebilirsin. O halde cevabımız da bakın burada D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtim 5'e. Aşağıda eksi 5, 6 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre bir hx fonksiyonu tanımlamış yeni. Bu fonksiyon da 3x eksi 2'nin fx eksi 2'ye oranıymış. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralıkta kaç tane reel sayı yer almaz diye soruluyor. Şimdi bunun sürekli olduğu en geniş aralıkta aslına bakarsanız paydasının sıfır olduğu değerler yoktur. Yani fx eksi 2'nin sevgili arkadaşlarım sıfır olduğu yerler bulunmaz. Yani fx'in o halde 2 olduğu yerler çıkarılacak. Peki 2 nerede? Bakın 2 şurada bir yerde. Fx'in 2 olduğu değerlerin kaç tane olduğunu nereden bulacağız? Şu şekilde y eşittir 2 doğrusunu çizeceğiz arkadaşlar. Bu doğruyu çizdikten sonra kaç noktada kestik fonksiyonumuzu? 1, 2, 3, 4, 5 tane noktada kestik. Demek ki 5 tane sevgili arkadaşlarım sürekli olduğu en geniş aralıkta 5 tane reel sayı bulunmayacak. Yani cevabımız E şıkkıdır diyeceğiz. Böylelikle 132. sayfamızı bitirdik bakın. Devam ediyoruz 133. sayfayla 6. sorumuzdayız. A bir gerçel sayı olmak üzere f ve g fonksiyonları için f'in 3'teki limiti g'nin 3'teki limitine eşit ve arkadaşlarım ikisi de a'ymış. Buna göre demiş 3 tane öncül var. Hangileri her zaman doğrudur? Bakın bir önceki testte de buna benzer bir ifade vardı. Buna benzer bir soru vardı. Neydi arkadaşlarım? Burada sayı olarak vermiş. Burayı da a olarak vermiş. F3 g3 eşittir demiş. Şimdi ben f ve g fonksiyonlarımın sürekli olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Sürekli olup olmadığını bilmediğim için f3'ün a'ya eşit olup olmadığını, G3'ün A'ya eşit olup olmadığını bilemem. Limitleri A'ymış ama görüntüleri A mı bilemem. Bunları bilemiyorsam bu da buna eşittir diye kesinlikle söyleyemem. 1 gitti. 2'ye bakıyorum. Fx eksi Gx demiş arkadaşlar. Şimdi bunun limiti A'ydı. Bunun da limiti A'ydı. Çıkarırsanız 0 kalır. Yani doğru. Bunun limiti A'ydı. Bunun limiti A'ydı. Bölerseniz 1 gelir. Doğru gibi duruyor. Bir önceki testtekine aynı. Ne dedik arkadaşlarım bir önceki testi hatırlarsanız? Bu A'nın 0 olup olmadığı hakkında bir fikrim yok. Eğer 0 olursa 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Bunun da 1'e eşit olup olmadığı hakkında kesin bir fikrimiz olamaz. Dolayısıyla bu da gitti. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Devam. 7. soru. Px baş katsayısı 4 olan ikinci dereceden bir polinom. Bak ikinci dereceden bir polinom demiş ve baş katsayısı 4'müş. Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Yani ne demek? Bir x artı 3 diye bir çarpanımız var demek. O halde Px polinomunu şu şekilde oluşturalım. Baş katsayısı 4'tü. X artı 3'ü tam bölünüyormuş kalan 0 olduğuna göre. Bir de x eksi a diye de bir çarpanımız olsun o zaman. Çünkü ikinci derecedendi. İkinci dereceden ifade elde edebilmek için bir tane daha x eksi a ile çarptım. Böylelikle ikinci dereceden bir ifade oluştu bakın. Ve demiş ki
x'ler 3'e giderken px bölü x eksi 3 m'ye eşitmiş. Yani 3'ü şurada yerine yazdım, payda 0 geldi. E payda 0'ken bunun sonucu nasıl reel sayı çıkar? Demek ki p3 de 0'mış. E p3 0'sa hocam demek ki buradaki x eksi a aslında bakarsanız x eksi 3'ün ta kendisiymiş. Çünkü bizim 3 diye bir kökümüz varmış ve x eksi 3 diye bir çarpanımız olmak zorunda o halde. Bakın px polinomumuz aslına bakarsanız karşımıza çıktı. Bizden m istenmiş. Px polinomunu artık biliyoruz. 4 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3. Alt kısımda da ne var arkadaşlarım? Limit değeri istenen şeyde x eksi 3 var. Ve sen burada x gördüğün yere 3'ü yazdığın takdirde m'yi buluyormuşsun. O halde buradaki x eksi 3'ler birbirini götürsün. 3'ü de götürelim, biz yerine yazalım. 4 çarpı 3 artı 3. 3 artı 3 6 yapar. 4 kere 6 24'ü verir bize. Demek ki m kaçmış arkadaşlarım? 24'müş. Yani 7. sorumuzun cevabı E şıkkıymış. 8. sorum için sağ üst taraftayım. Bir parçalı tanımlı fonksiyon veriliyor bize. X'ler 2'ye giderken f'in limiti, x'ler 3'ün sağ tarafına giderken f'in limitine eşitmiş. Şimdi x'ler 2'ye giderken demiş ki 2 nerede arkadaşlarım? 2 3'ten küçük. Değil mi? Şurada. Ama tabii şurada 3'ten küçüktür desek daha mantıklı olur. Çünkü burası 3'ten büyük olanların bölgesi. 2'ler şurada. O halde şurada 2'yi bir yerine yazalım biz. 4 artı a artı 4 dedim arkadaşlar. Toplarsanız a artı 8 gelir. Peki bu neye eşitmiş? 3'ün sağ tarafındaki limite. 3'ün sağı şurasıdır ve 3'ü burada yerine yazmamız şart. 3'ün karesi 9 artı 2 kere 3 6 yapar. Bak a artı 8 eşittir. 9 6 daha kaç yapar? 15. Demek ki a burada kaça eşitmiş arkadaşlar? 7'ye eşitmiş. A'nın 7 olması gerektiğini buldum ben. Pekala. Şimdi bizden istenen ne? Eksi 5'i götür şurada yerine yaz diyor. F eksi 4. Yani eksi 5'teki fx artı 1'in limiti isteniyor. Yani fx'in eksi 4'teki limiti isteniyor. Eksi 4 nerede? Şurada. O zaman eksi 4'ü burada yerine yazacaksın. Cevap eksi 4 artı a'ymış. Peki a kaçtı? 7 idi. O halde eksi 4 artı 7'den doğru cevabımızın 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevap D şıkkıydı gençler. 8. sorumuzu çözdük. Cevabına D dedik ve devam ediyoruz. Bu limitin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın gayet standart, medium bir soru. X küp eksi 8'i hemen küp açılımı yapıyorsun, küp farkı. X eksi 2 çarpı, çünkü bu 2'nin küpüdür arkadaşlarım. X eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 dediniz. Bölü alt kısımda x eksi 2 var. X eksi 2'lere bay bay diyeceğiz. Daha sonrasında da 2'yi götürüp yerine yazacağız. 4 artı 4 artı 4 bölü 1, yani cevap 12'dir diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Ve son sorumuz. Y eşittir fx doğrusal fonksiyon olmak üzere. X'ler 3'e yaklaşırken fx artı 3x eksi 1 10'a gidiyormuş. Buna göre fx eksi 3 bölü fx'in 3'teki limitinin değeri kaçtır? Şimdi 3'ü yerine yazarsanız fx'in 3'teki limiti şöyle diyelim, daha tatlı ve doğru olsun bence. Limit x'ler 3'e giderken fx artı limit x'ler 3'e giderken 3x eksi 1 diyelim eşittir 10 olsun. Daha sonrasında şu kısmın limiti 3 kere 3 9 1 çıkardım 8, demek ki buradan limiti de 2 olacakmış ki toplamları 10 olsun. Şimdi fx'in 3'teki limitinin 2 olduğunu buldum ya, o zaman gönül rahatlığıyla ben buraya gelip 2'yi ve buraya gelip 2'yi yerine yazabilirim. 2'den 3'ü çıkardınız eksi 1, alt tarafta 2'ye böldüğünüz cevap eksi 1 bölü 2 olmuş oldu arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiştir dedik. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Larch teste doğru geçmenin zamanı. Large testte sevgili arkadaşlarım bizi hani bir tık zorlayacak sorular var. ÖSYM'nin 2018'den bu yana yaptığı sınavlarda limit ve süreklilik soruları öyle bizi ağım şağım zorlayacak dereceden değildi ki, kaldı ki 2018'den önceki sınavlarda da böyleydi. Ama burada hani bir tık daha böyle ÖSYM ayarı ve ÖSYM ayarının bir tık üstü olan sorularla karşılaşacaksın. Toplam 9 tane soru çözeceğiz ve bu 9 sorudan sonra da limit ve süreklilik konumuzu bitireceğiz. Zaten zor bir konu değildi. Bitireceğiz ve türev konusuna başlayacağız. Türev ve integral yaklaşık olarak sevgili arkadaşlarım tahminimce 12-13 gün sürecek. Ve artık bu konularda noktayı koyduktan sonra AYT kampımız ve kitabımız bitmiş olacak arkadaşlar. Sonrasında neler olacağına dair güzel bir videoyla duyurularını yapacağım. O halde o duyurularda ve diğer testlerde görüşürüz. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.